Evrenin uzak bir köşesinden dünyadaki haftalık haberlere baktığımız haftalık programına hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Merhabalar. Bu hafta yine dolu dolu böyle Marvel, DC, özellikle DC. Bu sefer DC ile geldik. Bu sefer DC haberimiz var. Ama yine Marvel'la başlayacağım. Marvel filmlerini erteledi. 8 tane filmi erteledi. İlk başta Doctor Strange Multiverse of Madness filmi 25 Mart'tan 6 Mayıs 2022'ye ertelendi. Ondan sonra takır takır diğer 8 filmde ertelendi. Ne diyorsun? Ne yapalım? Ne yapalım? Böyle diyorsun. Yani şey kısmı aslında... Niye ertelediler? Sebep var mı bahanesi? Genel prodüksiyon mu? Yani aslında şey değil. Bu kesinlikle diğer filmler, daha önceki ertelemeler gibi işte gişe beklentisi olan ertelemeler değil. Muhtemelen dediğin gibi bir Doctor Strange Multiverse of Madness filmindeki gişesin, ya şey gişesinde demeyeyim de tarihindeki bir küçük bir değişiklik yaptılar. Bu değişiklikler yüzünden de diğerleri etkilendi aslında. Öyle haber, yani daha doğrusu haber olduğu gibi işte 8 tane film büyük büyük ertelenme değil. Bir film yüzünden diğer 7 film ertelendi gibi bir şey oldu. Ama Halit yani. Evet. Aracızdan bir buçuk ay değil mi ertelendi? Yani. Yani. Ama ertelendi. Haber bu. Ertelendi. Sus lan. Neyse, sağlık olsun. Peki. DC bu hafta bize DC Fandom etkinliğinde bir sürü Flash, Aquaman, Black Adam ve Batman fragmanını gösterdi. Black Adam mı? Ben onu görmedim. Black Adam fragmanı. Aynen. Yani o yoktu, bana yok muydu? Onu hiç göstermedin. Onu göstermedim. Neyse, ben onu izlemedim. Diğerlerini izledim ben. Hangisini sevdin aralarından? Valla şöyle, ilk olarak Batman'den bahsedelim. Tamam. Ben Batman için çok heyecanlıyım. Yay. Yani umarım ki böyle uzun bir aradan sonra çok tatmin edici ve etkileyici bir şey, süper kahraman filmi olacak diye umut ediyorum. Ayrıca bunu olumlu bir anlamda, olumlu bir şey olarak söyleyeceğim ama Dark Knight'ın havasını gayet bence yeniden geri dönüş gibi bir şey var biraz. Yani zaten hani DC filmleri ya da Batman olunca o BBS'lerde falan bir karanlıklık vardı ama sadece karanlıklık değil yani. Böyle bir film noir havası aslında Dark Knight üçlemesinde vardı. Bunda gene var. Christopher Nolan'ın koyduğu bazı kurallar yeniden pörtlemiş durumda. İşte atıyorum böyle hani mesela bizimkinin arabası böyle daha normal araba falan gibi ya. Böyle Christopher Nolan'dan beri şey var biraz. İşte kostüm böyle hani çizgi film kostümü gibi değil de hep böyle her şeyin bir sebebi var falan filan. Yani işte atıyorum hep kedi kadının mesela gözlükleri şöyle yapıyor. Kedi kulağı gibi oluyor ama aslında o bilmem ne gözlüğü filan. Hani o kafanın muhafaza ediliyor musa, o bence güzel bir kafa. Bir tek herkes şey sahnesini konuşmuş. Makinalı tüfek sahnesinde. Koridor, evet. Koridor sahnesinde tıpır tıpır insan. Olur ya o kadar da. Ne yapalım yani? Cesaret abi, o şey değil. Yani tabii ki şurasına falan gelse sıkıntı ama yani cesur yani herif sonuçta. Bir an böyle korkutuyor öbürlerini falan. Ya evet. Bu fragmanda birazcık işte o Batman'in intimidate havasını çok çalışmışlar ve tutmuş da yani. O gerçekten korkutuculuğu veriyor. Siyah konusunda sana katılıyorum. İşte karanlık ton var ama karanlığın yanında bir de kırmızı bir ton kullanmışlar. O bir sahnede işte elinde böyle kızıl bir meşaleyle gittikleri falan, böyle sinematografik güzel bir sahne vardı. Kırmızı renk de patlıyor. Ama benim filmde en çok hoşuma giden şey ana kötünün Riddler olması. Bence çok gerçek özlediğim bir aslında şey. Çünkü şunu istiyorum birazcık. Bunu daha önce söylemiştim. Yani muhtemelen benim istediğim kadar olmaz ama ben böyle Batman'in birazcık işte o World Greatest Detective muhabbetini görmek istiyorum. Birazcık ipucu çözsün, şey yapsın. Ya bunu daha önce işte hani şey yapmıştı. Michael Keaton yapmıştı değil mi? Michael Keaton'ın Batman'inde mi? George Clooney'nin Batman'inde mi vardı? Val Kilmer'ın Batman'inde. Val Kilmer, arada yani. Ama yani o seri işte. İşte yani. Jim Carrey yapmıştı. Jim Carrey'in de performansı iyiydi, güzeldi. Koskoca Jim Carrey hakikaten. Ama oradaki Riddler'ın atıyorum şeyleri filan, ne o işte ip bulmacaları bilmeceleri filan çizgi film düzeyinde. Tabii. Hani o yüzden ben de Riddler'ın böyle kafa karıştırma gücünü diyelim nasıl kullanacaklar, o konuda zekice bir şeyler yapmış olmalarını umutla bekliyorum. İnşallah da öyledir. Umarım yani. Yani böyle hani kafiyeli boktan dörtlüklerden ibaret olmaz umarım yani. Bayağı yani ben şeyi istiyorum. Aslında bir de şuna değinecektim. Colin Farrell'ın Penguin'i. Ben mesela şey söylediler. İşte Selina Kyle var, Penguin var, Riddler var falan. Lan dedim, ne yapıyorsunuz? 3-4 tane kötü getirdiniz. Hangisiyle Batman savaşacak falan. Bayağı hani o yüzden az görüneceğini zannediyordum ama Penguin bayağı var yani şeyde. Ya işte sonuçta bu atıyorum yani Riddler tek başına Riddler'la uğraşacak olsa sonuçta Riddler iki tane dayak atar biter konu. Ama işte onun böyle bağlı olduğu komplonun bir parçasının uzantısı olarak bir mafya babası olarak Penguin'in orada bir rolü olması falan.
güzel bir senaryo, bizi mutlu edecek bir senaryo olacak diye umut ediyorum. Benim de tek şeyim, endişem bir tek acaba kedi kadın Batman aşk sohbet muhabbetlerinden bayar mıyız? O da şeyden ötürü değil, yani aşk olmasın gibi değil de biraz gördük diye zamanında, anladın mı? Yani her bunlar bir araya geldiğinde maskesine bakıp ay sen kimsin acaba falan filan. Yani o sahne böyle şey geldi bana, yıllanmış geldi mesela. İnsanlar sırf Zoe Kravitz'in Selena Kyle'la çok güzel olduğu için herhalde o kısımları birazcık pas geçtiler. Yani hadi bu seferlik falan da dediler gibime geliyor, bilmiyorum ama evet o kısımda vardı. Flash ve Aquaman hakkında ne düşünüyorsun? Valla Aquaman ne kadar iddialı bir şey çekmişler. Hı-hı. Herkes kameranın karşısına geçen prodüktör de yönetmen de bilmem de herkes diyor ki şu arkadaki süper kahraman filmlerinden çok başka oldu falan diyor. Bunu birçok kez duyduk. Bakalım nesi başka? Anladığım kadarıyla biraz şey muhabbeti işliyorlar. Çevreyi korumak falan böyle bir işte 21. yüzyıl küreselleşme şey global warming falan espriler olabilir. Yani o açıdan mı yeni acaba? Göreceğiz bakalım. Yani ben Jason Momoa biliyorsun bizim arkadaşımız, kankamız. O yüzden kötü bir şey söylemek istemem. Ama yani Aquaman beni heyecanlandırıyordu değil. Fakat bu beklentisizlik belki en de sonunda izleyeceğimiz filmden keyif almama falan sebep olabilir. Ya Aquaman filmi şu ana kadar çıkan DC filmleri arasında mı? Yani gerçi DCU için videoda öyle diyor. Evet. Bayağı şey, nasıl diyeyim? Çıta bayağı bir yüksek. Çünkü evet, yüksek kazanan, en çok kazanan falan diyor. En çok kazananlardan bir tanesi de, biri de şunu söyleyecektim. En çok eleştirilenlerden bir tanesi olacak. Çünkü şey, Amber Heard ve bu... Evet, o mesele nasıl patlayacak? Ben o meselenin gişeye falan yansımayacağını düşünüyorum. İşte, bence o biraz internette çılgın radikal bir ekip gibi sanki. Yani ben haksızlar falan demiyorum bu arada. Yani bu tarz böyle domestik şiddet olaylarında kimin haklı kimin haksız olduğunu bu kadar uzaktan bilmek zor bence. Yani. Hani Johnny Depp'in tarafını tutanlar da var, Amber Heard'ı sevenler de var ama işte bayağı Amber Heard'ı kesinlikle eğer o filmde olacaksa biz izlemeyeceğiz diyen tayfa garip bir şekilde var yani. Zaten bunlar o videoyu sonuna kadar izlediğimi hatırlamıyorum ama kadının yoktu şey röportajı falan. Değil mi? Muhtemelen. Biraz bilerek koymamış olabilirler. Olabilir yani, belki birazcık ya bu kadın... Ya şey dediler, o kadar sinirimi bozmuştu ki Amber Heard'ı çıkartın, kimi koyalım yerine? Bu şeydeki Game of Thrones'taki Khaleesi'yi oynayan kadının ismini unuttum. Onu koyalım. Yani keşke daha iyi bir oyuncu seçseydiniz de var ya. Yok, onu mu olsaydı? Yok, yani. Olmadı o. Terminator falan gidin izleyin, çok istiyorsan. Çok çok kötü yani. Hiç alakası yok. Flash filmiyle beraber bir evrene aslında işte hepimizin bildiği Flashpoint Paradox hikayesini işleyecekler gibi. O hikayeden de herhalde DCU'ya bir reset atacaklar gibi yani. Bitirecekler mi? Yeniden mi başlatacaklar? Bilmiyoruz. Yani enteresan aslında. Çünkü sonuçta atıyorum mesela Aquaman devam ediyor işte şey filmleri falan. Evet. Hani Aquaman 3 falan böyle illa Flash filminden etkilenmiş bir şekilde mi senaryosu yazılmak zorunda? O tarz şeyler falan bana çok şey gelmiyor şu an. Hani öyle bir plan varmış gibi bir hava alamıyorum açıkçası. Ama evet senin dediğin yani doğru, zaten bunu hep anlatıyorlardı. Ayrıca şeyde de böyle alternatif Flash'lar... Bir en son karşısına Batman çıkıyor değil mi? Tabii. Ve sen Batman dediğim Michael Keaton galiba. Michael Keaton ama bir de şey. Şey Batman diyorlardı ona. Bruce Wayne değil. Bruce Wayne'in babası. Ya yani, Flashpoint'teki gibi. Anladım. Şöyle bir muhabbet var yani bana göre evet bu hikaye devam ettirilebilirlik açısından değil de işte DCU'ya bir nokta koyacak. Abi bitti artık DCU. Tamam hani Flash kendi yolunda, Aquaman kendi yolunda, bir tane de orada Matt Reeves'in Batman'i var gibi bir şey olacakmış gibi. Çünkü gerçekten öyle oldu yani. Şu an bence de ben bağımsız bundan sonra şey yapacağım. Bundan sonra yani, öyle olsun ya. Çünkü Batman'i görüyorsun güzel yani, işte böyle gitsin bağımsız. Atıyorum Flash'ta sadece şunu diyebilirler. İşte bizde de çoklu evren var. Bitti. Evet. Yani o yüzden hani Matt Reeves'in Batman'i de aslında o çoklu evrenden dolaylı olarak herkesle ortak. Anladın mı? Aquaman de öyle, bilmem ne de öyle filan. Böyle deyip kapatabilirler konuyu. Gayet. Sağ olsun kapat. Multiverse. Multiverse muhteşem. Bir de ne vardı? Film? Black Adam vardı. Ha, Black Adam'ı... Aynen. O kadar. Güzel mi o? Sen bana söyle. Yani. İlkini sen sevmiş miydin Shazam'ı? Bu arada Black Adam Shazam değil. Shazam olmayacak mı? Shazam 2'li olacak. Var. Shazam'ın tamam. İkinci şeyi var. Black Adam... Ayrı bir film. Dwayne Johnson'ın ama burada Shazam karakteri falan hiç yok yani. Muhtemelen ilk filmde olmayacak. Yani onlar da muhtemelen böyle Venom gibi, tam olarak ben de bilmiyorum ama Venom gibi muhtemelen işte sonradan dahil edecekler. Çünkü Black Adam aslında işte senin de bildiğin gibi Shazam'ın bir kötü karakteri ama son yıllarda işte böyle anti-villain falan tarzında büründürdüler. O yüzden böyle bir noktada gelecektir ama şu an şeyini bilmiyorum. Dwayne Johnson başrolde olduğu bir filmden de ne çıkar belli olmaz yani. Onunla ilgili şey espri var. Merhaba işte ben Dwayne Johnson, bu filmde kel komik polisi oynayacağım falan. Bütün filmler yani.
Çizgi roman uyarlamalarından Why the Last Man? Why the Last Man ikinci sezonu bayağı kanalsız kaldı. Gidiyor. Abi sen devam ediyor musun Why the Last Man? Yok. İlk 3 bölümü çıktı abi. Bu şey çıkalı oldu canım. Yok yani. İlk çıktı. Evet evet. 3 tane arka arkaya bölümünü çıkarttılar. O ilk 3 bölümünü izledim. 4. bölümünü açamadım ya. Açarım diye düşünüyordum. Ben de tıpatıp aynı şekilde. Ben de 4'te bıraktım galiba. Evet yani o maalesef o şey franchise kaynadı. 30 sene sonra bir daha görüşürüz. Hadi bakalım. Hoşçakalın gerçekten. Yani belki filmi falan bir şey yapılır. Ya şey çok komik. Yani tamam anlıyorum. Why the Last Man'i yapamamak hani işte o çizgi romanı uyarlayamazsın onu anlıyorum da ya bari post apokaliptik bir dünya hani ne bileyim geek dünyasına en çok tutacak şey değil midir ya? Post apokaliptik bir dünyayı nereden versen yeriz gibime geliyor. Onu bile sıkıcı yapmayı, onu bile yapamamayı başarmışlar yani. Evet. Nesinin kötü olduğunu açıklayacak kadar içine giremedim açıkçası. O yüzden onu siz yaparsınız seyirciler ama beğenenler varsa da neden iyi olduğunu uzun uzun yazın. Bu arada ikinci sezon şöyle söyleyeyim. İkinci sezon gelmiyor değil. İkinci sezon FX tarafından onaylanmamış. Yani kanal biz yayınlamayacağız demiş ama yapımcısı işte ikinci sezon için yayınlayacak bir kanal arıyor. Artık belki bulur. Belki bir tane... Eksen var, Eksen, Game var. Bunlara bekleriz. Bilgisayar oyuncuları için bu aralar hızlı geçiyor şeylerde. Bir tane God of War haberimiz var. God of War PC'ye geliyor. Sen PlayStation'da oynamış mıydın? 2'yi oynamıştım. Ya 2'yi çok oynamıştım. Yok. Ya da 3 müydü lan? 3 de olabilir. Yani bayağı şey eski şeyler diyorsun. Bu yeni versiyonu evet, oynamadın. Yenileri hiç oynamadım. Peki PC'ye gelince oynar mısın? Şimdi beni millet önünde rezil etme. Ama öneririz ya öneririz. Mutlaka bir böyle İskandinav mitolojisine falan da şey yapıyorsan diğerlerinden farklı ve daha güncel, daha güzel bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Ama bir de şu var. Ne kadara çıkıyor? 529 TL'ye. Güzel. Şey, güzel para. Bir dakika pardon 529 özür dilerim. Diğer şeyle karıştırmış olabilirim. Bir topu 50 dolar yani. 329 TL'ydi. 500 şeyi... Bir şey değilmiş sende yani. Bizi fakir yaptı. GTA'dan geliyor. Az sonraki okuyacağım haberden geliyor. Abi God of War git şeyleri baltaları salla git oyun değil mi ya? Allah Allah. Ne oyun? Bir tanesi oynadım işte. Bitirmiştim. Bunda birazcık daha böyle bir hikaye. PlayStation 2'de olacak olan hangisi? 2'dir. 3 değildir değil mi? 3 var mıydı PlayStation 2'de? PlayStation 2 diyorum ben. Sen doğmamış olabilirsin. Ben PSP'de yok. Ben PSP'de falan oynadım biliyor musun? Neyse işte boş ver. Yani ben yok PC'ye çıkınca falan alıp oynamam. Manyak mısın? Ne işin var? Ben bekliyorum açıkçası. Aşağı. Yalan yok. Bir bakarız. GTA'lar. GTA'lar 3 GTA. GTA 3 ve GTA Vice City bir de GTA San Andreas'ın remastered'ı olacağı söylenmişti. Bugün haberi geldi ve dediler ki 3'ü geliyor. Ne zaman? 11 Aralık'ta herhalde. November. Remastered'ın ötesinde bir şey yapmışlar ya bu arada bence. Değil öyle mi gerçekten? Ben hiç beğenmedim mesela bu arada. Ha o ayrı yani yeni tasarım hali beğenmemiş olabilirsin de bayağı yani değişmiş ve gelişmiş ve yenilenmiş geldi bana. Bilmiyorum. Ama yani ben burada da maalesef olumsuz bir çizgi çekeceğim. Yani beni hiç heyecanlandıran bir şey değil yani alıp bir daha oynayacak halim yok. Bir de ben de çok oynadım onları yani. San Andreas'ı falan 4-5 kere bitirmişimdir. Ben bir daha mı bitireyim yani? Öf. GTA San aynen. Yani o boktan biraz... görevini bir daha asla geçmekle uğraşamayacağım yani işte. CJ falan neydi o trenli görev? Tren, follow the train. Allah belasını versin. Ben de mesela Vice City'de onu söyleyince Vice City'deki o helikopter görevini hatırlıyor musun? Helikopterle dinamit bırakıyor, drone gibi bir şeyle falan. Onu hatırlamıyorum da. Ben de Vice City'yi çok oynamışımdır mesela. Bak ben bitirdim mesela San Andreas'ı ama en son oynamaya kalkıştığımda uçağı yapamıyordum abi. Ben uçağı mesela her yeniden başladığımda yeniden unutuyordum nasıl yapılması gerektiğini ve evet neyse boşver. San Andreas anıları geçmişte ama kaldı. Ama açıkçası bu sefer doğru rakamı söyleyeceğim. 529 TL 3 tane oyuna yani bir de bana göre iyi gözükmüyor. Bana göre Remastered Definitive Edition böyle güzel gözükmüyor yani. Çok böyle bir güncel hale gelmemiş gibiler. Uncharted PlayStation oyunlarından bir tanesi. O da film olarak Tom Holland'ın başrolünde olduğu bir filmden uyarlanacak. İzledim fragmanı nasıldı? İzledim fragmanı. Uncharted'da oynamadım hiç. Ben Uncharted'da oynamadığım için bu filmden eğlenirmişim gibi geliyor. Yani bir beklentim olmayacak. Salak bir film olacağını biliyorum. Basın gösterimine çağıracaklar inşallah. Can Türk'ten unutmayacak bizi o sırada Almanyalarda bilmem ne. Mail forward diyecek. Biz de sabah kalkıp gideceğiz. İyi bedava ya sinemada izledim ve memnun oldum. Böyle biraz şey gibi değil mi Uncharted? Yani böyle Tenten ya da Indiana Jones ya da Mumya arası falan gibi böyle. Indiana Jones daha
uygun. Böyle egzotik evet, yerlere gidip evet, maceralar yaşanıyor. Aynen öyle. Şey gibi mesela belki biraz onun atmosferini olur diye. Tente'nin animasyonu vardı hani Spielberg şeyi. Onu evet, izledin mi sen? Yok, onlara başlamadım ben. Bir tane. Hayır, şey olan, film olan. Ha okey, yok onu izlemedim. Onu bak bence izle yani. O şeyi çok iyiydi yani. Aksiyon şeyi falan çok iyi bir animasyon. Yani cıvık ve esprili olmakla beraber. Neyse o hava, o tarz, o janra benim hoşuma gidiyor. O yüzden ben bu filmi eğlenerek izlerim gibi geliyor. Sanırım ya bilmiyorum mesela ben oyunu oynayamadım. PlayStation sahibi olmadığım için oyunu oynamadım ama mesela işte izlediğim kadarıyla insanlar genelde herhalde cıvık olmasından birazcık bir tık üzülmüşler. Bir de mesela ben şuna takıldım. Bunu merak ediyorum senin fikrinde. Tom Holland sence çok Spider-Man olmamış mı fragmanda da? Ya bazı insanlara böyle, bazı aktörlere oynadığı şey yapışıyor ya, işte bir rol falan. Tom Holland'a Spider-Man yapışmış mı sence? Yani abi bu biraz şeyle alakalı. Bu oyuncuların performansıyla alakalı değil. Bu biraz Hollywood'daki bir gelenekle alakalı. Yani bir takım böyle kendini kanıtlamış oyuncu ya da yönetmen falan filan değilsen zaten seni çıkardıkları dev gişe işi projelerde böyle hani özel yan indie film bilmem ne olmayınca zaten senden onu bekliyorlar. Yani bize Tom Holland lazım. Bize Tom Holland'ın o sempatikliği, o şakalı hali lazım diyor zaten yapımcısı, yönetmeni bu projeyi onu alırken. Yani gidip de böyle Tom Holland'la oturup karakter falan çalışmıyorlar zaten. Tabii ki çalışıyorlar da şey anlamda çalışmıyorlar. Hani yepyeni bir tip yaratmaya falan çalışmıyorlar. Tam tersi yani, hani çok farklı bir şey yaparsa hayır, hayranlar olarak biz Tom Holland'a ihtiyacımız var, hayranlar ona para öder falan deniyor. O yüzden hani bu olmuştur ama bu yani Hollywood'a özgü bir şey. Tom Holland'a ya da bu projeye özgü bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Bilmiyorum yani bununla ilgili şey de söyleyeyim. Chris Pratt de mesela her filmde aynı şey yapmıyor mu yani? Ya da şey neydi adamın adı? Ryan Reynolds mesela filan. Anladın mı yani? Bu tarz böyle özellikle biraz komik, biraz macera arasında gezen tipler. Erkek oyuncular diyesim geldi şu an, emin olamadım, bilmiyorum. Bunlar sanki zaten hep aynı şey yapan oyuncular. İki tane sahnesinde böyle işte bu film, bu fragmanda işte bir böyle herhalde o helikoptere inme sahnesini şöyle elini şöyle tutuyor falan. Spider-Man'deki bir sahneyle karşılaştırmışsam aynı böyle hani yere inince böyle bu şekilde duruyor falan, Spider-Man duruşu yapmış. Birazcık o eleştiriler vardı ama yani ben de çok hayran olmadığım için seri, yani serinin hayran olmadığım için değil de seriyi aşina olmadığım için muhtemelen benim de izlerken eğleneceğim bir yapıma benziyor ama serinin hayranları artık bizden daha iyi eleştirir. Eğleniriz ya. Uncharted. Evet. Nedir Türkçesi Uncharted'ın? Ne? Keşfedilmemiş. Hiçbir. Zaman Çarkı dizisinden iki tane klip geldi. Aynen. Bizim ne dölleri? Gölge dönüyor. Gölge dönüyor. Gölge dönüyor. Bunu yazarken birazcık şey yaptım. Böyle kitapta gölge dönü olarak geçiyor ama ben de şey dedim. Yani bir sürü verilen isimlerden bir tanesi bu. Ben dedim acaba bunu yazsam. Yazayım dedim ya, gölge dönü yazayım ne olacak. Trolllokları gördük. Gördün mü? Nasıldı trolloklar ve... Valla ben bilmediğimi biliyorsun. Ha. Ben merak ediyorum şimdi diziye. Trolloklar birazcık bu dizinin şeyi... Orkları gibi, aynı tıpkı orklar gibi işte karanlık varlık tarafından insanlar kaçılmış ve onlar böyle dejenere edilip işte hayvanlarla genleri değiştirilmiş ve her birinin işte bir tanesi ne bileyim kargaya benziyor, bir tanesi minotora benziyor, bir tanesi başka bir şeye benziyor ama binlerce var. Çünkü işte aynı dediğim gibi orklar gibi binlerce trollok göreceğiz ve işte her şeyden, her bölümden fırlayacaklar. O kısımda mesela aslında dizimizin uzun bir kısmında olacağı için, yani büyük bir kesiminde yer alacağı için gözüne nasıl gözüktüler? Güzel gözüküyor. Yani ben hani şey detay çok seçemedim aradan, evet, bilmediğim için ama o gördüğüm iki tane o kısa video dizinin tasarım ve en azından atmosfer açısından ilgimi çekmesi sebep oldu. Yani konusu monusu bakalım ilgimi çekecek mi ama en azından başına oturunca böyle bu ne ya dandik dundik yapmışlar dedirttirmeyecek ya da böyle boş böyle ne bileyim. En son bir tane Netflix'te bir şey çıkmıştı. Hatta röportajını yapmıştık. Neydi o? Tiplerle şey Yağmur'la beraber falan. Neydi o? Ya onun neyse adını hatırlayamadım işte. Anlayamadım. Onun falan mesela böyle havası böyle efektleri şu su bana dandik gelmişti. Bu öyle gözüküyor yani. Gölge ve kimmiş. Yani öyle bir şey. Aynen. Gölge. Tamam evet. Tamam bitirdik. Efendim annemiz de gelip bitirin artık dediğine göre bu haftaki haftalığı sonlandırıyoruz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu hafta Uncharted fragmanı ile ilgili DC fandom'da en çok sevdiğiniz fragman hangisiydi? Batman güzel olacak mı? God of War'un PC'ye gelmesi ya da GTA'nın yeni üçlemesinin remasterını sevdiniz mi? Bunları alabilecek miyiz? 329 TL'ler, 529 TL'ler nasıl paralar? Bunların hepsini yorumlara yazarsınız. Kanalı beğenirsiniz, videoyu beğenirsiniz.
Hoşça kalırsınız. Kendinize iyi bakarsınız. Bay bay. Görüşürüz. Kanal hoşçakalın. Beğenmek diye bir şey yok yalnız. Kanalı beğen. Abone ol. Yok genel içlerine hani. Aa ben bu kanalı beğeniyorum. Beğeniyorum. Bu da yani. Sizde yani yeni kuşak her bu beğenmek illa bir şey tıklamak olarak gerçekten... kullanacak. Allah Allah. İnanılmaz. Manevi olun biraz. Tamam.